Bundan sonrasında her şey tamamlandığında da mübarek olsuna gelinirdi. Ya hala önemli. Yani bu geçilecek bir adet değil çünkü imam nikahının kıyılması için zorunlu olan bir adet. Bu şekilde olur. Evet. Bu yünler avluda serilir, yıkanır, kurutulur, dövülür ve tekrar doldurulurdu. Bu odamıza 1900'lü yıllarda meramlı ailelerde selamlık ya da sofa deniliyordu. Evimiz bebeği kucağında tutarak önce babaannesine veriyor. Diyor ki al babaannesi torunun elini öpsün. O bir bahşiş veriyor. Anneannesine götürüyor veriyor. Diyor ki al anneannesi torunun elini öpsün. O bir bahşiş veriyor. İnşallah burada biz geçmişiyle barışık olan, geçmişi kendimizi nostaljik olarak yaşadığımız gibi önce çocuklarımıza ve gençlerimize, sonra da yerli veya yabancı Konya dışından gelen misafirlerimize aktarabilme adına böyle bir yeri de aslında güncelleyerek, bayağı bir güncelleyerek tekrar hayata geçirmiş olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Bu proje sadece bir belediye projesi değil, şehrin projesi, kültür projesi, geçmiş projesi. Sabahtan geceye kadar Meram'ın hemen şu bölgesinde tüm günü rahatlıkla dolduracak bir gezi rotası, turizm rotası oluşmuş oldu. Bir kısmı vardı, bir kısmını yeniledik, bir kısmını güncelledik, bir kısmını yeni yaptık. Ama ortaya inşallah güzel bir turizm haritası, rotası çıkmış oldu. Ben buraya gelip destek verdiğiniz için, bu mutluluğu bizlerle paylaştığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza sağlık. Hepimize hayırlı mübarek olsun inşallah diyorum. Kırkfaremiz Konya'mızın geleneksel el işçiliğinden en önemli parçalarından biri. Kendi oluşturduğu evinin altında kendisi bir müze oluşturmuş. Zamanla eşya topluyor. Bazıları da onun bu merakından dolayı ona eşya vermiş. Ayrıca sahnemizde gördüğünüz gibi damadımız kızımıza yüz görümlüğü olarak eşi bir yerdesini takıyor. Kir ve çocuğu sıkıca tutar. Sünnet işlemi gerçekleştikten sonra da çocuk buraya yatağına getirilirdi. Batıdan, Konya'nın daha batısından gelen, hacca giden insanlar buraya mutlaka uğrar. Önce Mevlana Türbesi'nde dualarını okur. Ondan sonra hac yolculuklarına, kutsal topraklara olan yolculuklarına devam ederlerdi. Burası ikram odamız. O dönemde akrabalık kadar, hatta belki de daha değerli olan şey komşuluktu. Tereyağı. Battı. Çıktı. Tamam. Tamam abi. Ana maşallah hoş geldiniz. Bunlar kurbana kadar büyüyecek mi? Büyüyecek, etlenecek inşallah. Tandıra koymayacağız. Evet, yapıyorlar. Ben aldım geçen. Ayrıca ama burada kendisi yok şey. Evet, malzemeyi sık koyduk. Hem örtülerde, yastık kılıfında, yorganın altındaki o örtüler, nakışlar, tülbentler. Bu müze işi biraz önemli oluyor şimdi açıkçası. Onu bayağı iki katından daha fazla Konya'daki Meram'daki ailelerle bizzat görüşerek onların arşivlerindeki fotoğraflarını isteyerek o kitabı güncellemiştik. Yere getireceğimi hatta söyledim. Bundan sonra fırınlanıyor, bu hale getiriliyor. Gözümüz var ve Bostan dediğimiz, Avar dediğimiz bölüm de aşağıda hemen.